Çünkü bir işçiler lehine bir şemsiye gibi, onlara verilmiş bir hak gibi görülse de bu ne yazık ki patronların daha çok kullanabildiği bir hak. Yani çünkü yasada belirtiliyor işte bu hakkınız var, bunu yapabilirsiniz, sendika kurabilirsiniz, istediğiniz sendika üye olabilirsiniz, toplu üye sözleşmesi yapıp haklar elde edebilirsiniz deniyor. Ancak yandaş bir sendika değilseniz patronlar tarafından bunların da engellenmesinin önünü açmış bir yasa ne yazık ki. Burada şunu demek istiyorum. İşte ülkede, memlekette her şey yasalarla yönetiliyor. Yasalar var. İşte bunu yaparsan cezası budur, bunu yapabilirsin, bunu yapamazsın gibi. Her yerde, her türlü olayda bu yasaların uygulanır olması lazım. Ancak baktığımız zaman işte istediğiniz sendika üye olabilirsiniz diyorlar ama insanlara dönüp baktığımız zaman o sendika üye oldun diye işten atılabiliyor. Patronlara da bu sendikaya bir de sendika üye oldun diye işten atma hakkı veriliyor. Yani sorgulayan yok. İşte niye işten attın? 25'e 2'den atıyor yani genelde de. İşte bunun finalinde işçi dava açıyor. Davayı kazansa dahi işveren bunu sendika üyeliğinden atması ispatlansa dahi gerekli cezayı almıyor. Normalde hapis cezasına kadar cezaları var bunların. Ancak almıyorlar herhangi bir ceza. Onun dışında sendika kurdunuz, işte barajı açtınız ha, tüm engellemelere rağmen. Ancak gene yasa aynı iş kolundaki sendikalara ve işverene yetkiye itiraz davası açma yolunu açıyor. Bu davalarda 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl süren davalar. Yani sürüncemede bırakıyorlar işçileri. Böyle durumlar var. Bu yüzden biz bu yasanın işçileri herhangi bir güvence altına aldığını düşünmüyoruz. Bunun net örneklerinden bir tanesi de uzel işçileri olabilir. Uzel işçilerini tüm kamuoyunun tanıdığını, gördüğünü düşünüyorum. Çünkü Edirne Kapı'daki şehitliğin oradalar ve uzun yıllar orada kaldılar ve mahkeme kararlarında haklarını almaları gerekirken ne yazık ki o işçilere herhangi bir hak ödenmedi. Ve mücadelelerini görünür bir şekilde orada yürütmeye devam ettiler. İşte gelene geçeni anlattılar ve orada açıklamalar yaptılar. Gösterdiler. Bir iki gün önce yanlış hatırlamıyorsam daha yeni haklarını aldılar. Ve bu mahkeme kararıyla olmadı. İşçilerin mücadelesiyle oldu. Eğer bu geçerli bir yasa olsaydı ve gerçekten örgütlenmenin önünü açsaydı, toplu üye sözleşmesinin önünü açan bir yasa olsaydı, işçiler mücadeleyle değil o yasayla haklarını zaten almış olurlardı. İşçilerin gücü birliğidir. Birliğimizin karşısında hiçbir gücün duramayacağının farkındayız. İçeriden bizimle konuşmaya geliyorlar. Yok içeri gelin, yok öyle olur, yok böyle olur. Hiçbir şey olmaz. Biz buradayken, biz birlikteyken hiçbir şey olmaz. Herkes de görecek. Bizim birlikteliğimiz bozulmadı sürece. O zaman biz olacağız. Bravo! Söyleyelim. Yani işten atıldığımız zaman da Sirkeci Başmüdürlüğü'nde ve İzmir'de İzmir Başmüdürlüğü önünde yaklaşık 110 günlük bir oturma eylemi düzenledik. Bu oturma eyleminin bazı günlerinde örnek veriyorum İstanbul'da SGK İl Müdürlüğü önüne gidildi, İşkur İl Müdürlüğü önüne gidildi, Aile Çalışma Bakanlığı İl Müdürlüğü önüne gidildi, Ankara'da Genel Müdürlük önüne gidildi, Ulusdağ açıklama yapıldı iki defa gibi süreçler yaşadık. Yani zorlayabildiğimiz kadar zorladık. Meclis görüşmeleri de yaptık. Yani sonuçta bu kanunları da işte bu devlet kurumlarının denetlemesi gereken yer bir yerde meclis. Onlarla işte CHP'siyle olsun, AK Partisi'yle olsun, MHP'lisiyle olsun hepsiyle görüşmeler sağladık ve yaşadığımız durumu da anlattık. Hani burayı denetleyin. Burada bir şeyler oluyor bu kurum, devlet kurumu ancak yasalardan bir haber. Yasaların uygulanırlığının olmadığı bir devlet kurumu dedik. Ancak ne yazık ki onlardan da herhangi bir yaptırım olmadı. Yer yer basın açıklamaları yaptık. Aynı dertten muzdarip olduğumuz sendikalarla dayanışma içinde bulunduk. Şikayetlerimizde bulunduk. Bu şekilde direniş süreçleri geçirdik. Direnmeye de sesimizi çıkartmamız gereken yerde çıkartmaya da bu uygulanamayan kanunlara belirtmeye, kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Taleplerimiz karşılanana kadar bekleyişimizi sürdürüyoruz. Biz birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz ve bu gücün birçok şeyi başarabileceğinin de farkındayız. Yasal zeminde mücadele etmeye çalıştık ve çalışacağız. Yani bizim PTSN olarak genel başkanımız, yardımcıları, genel yönetim, temsilci arkadaşlarımız, yani birçok kişi işten atıldı 25'e 2 maddesince. Buna karşı İzmir'de, İstanbul'da, başmüdürlükler önünde eylemler yaptık, direnişler yaptık. Ankara Genel Müdürlüğü'ne taşıdık bu eylemleri. Ve aynı zamanda bakanlığa durumla ilgili şikayette bulunduk. Ve bu şikayetler incelendiğinde şirkete ve orada bir sarı sendika diyebileceğimiz sendika var, Özaber İş Sendikası. Ona cezalar kesildi. Bu yasaların
Ama yani kesildi, ama yani maddi cezalar kesildi. Sonuçta bir sendika yöneticisini, hatta genel başkanını işten atıyorsan eğer, yani o patronun PTT'den, yani devlet kurumu PTT dediğimiz 182 yıllık, direkt olarak sözleşmesini feshedip yani buradan göndermen lazım. Yani bakan çıkıp açıklama yapıyor, sendikal özgürlüğün önünü tıkayanın, zorlama yapanın kapısını zorlarız diyor mesela, net bir şekilde açıklaması var. Ama dönüp baktığımız zaman devlet kurumunda bile bunlar yaşanıyor. Biz de buna karşı mücadele ettik. Birçok yerde işte haberlere çıktık. Gözaltı süreçleri yaşadık. Yani sesimizi duyurmaya çalıştık. Baktığımız zaman ama Yavuz Çakır o patronun da adı. Herhangi bir ceza aldı mı, hapis yattı mı? Yok. Yani baktığın zaman 10 tane, 15 tane sendika yöneticisi işten atılmış 25 Ekim maddesince. Ve bu davalar kazanılıyor. İşte şimdi genel başkanımızın da davası istinafında bu aralarda çıkması bekleniyor. Hani kazanacak davayı, hani en yakın örneklerinden biri olacak belki, Yavuz Çakır hapis cezası yatacak mı? Mesela merakla beklediğimiz bir konu. Bu yasalar var olsa da, yazılı olarak yazılmış olsa da, bir yerde varlığını korursa da, ne yazık ki uygulanırlığı yok. Biz de elimizden geldiği kadar hem sahada hem dilekçe yollarıyla, yazı yoluyla hakkımızı aramaya, mücadele etmeye çalışıyoruz. Ya bir sarı sendika dediğimiz olaylar da var. Şimdi ona da biraz değinmek istiyorum ben. Mesela Park Konak şirketinde ne olmuştu? Tekrar hatırlayalım. Yani kamuoyu da tekrar hatırlasın istiyorum. Yeterli çoğunlukta sağladık. Yetki başvurusunda bulunduk. Park Konak şirketi tarafından itiraz edildi. Yetki davasını kazandık. Mesela yıllar geçmiş olmasına rağmen 2 yıl içi, 1,5-2 yıl içerisinde yetki davası çıktı. Bunu kazandık. Ancak o arada ne oldu? İşte bizim sendika başkanımız, sendika öncülerimiz işten atılmış oldu. İşçilere birebir mobbing yapılmış oldu. O sendikadan istifa edeceksin, buna geçeceksin. Mesela hani deniliyor ya, sendika üyeliği gizli kalır. Hayır, gizli kalmıyor bu sarı sendikalar sayesinde. Sarı sendika Özhaber İş'e üye yapılmaya çalışıldı. Bu işler Özhaber İş Sendikası üye listesine gidip firmayla paylaştı. İşte bunlar benim üyem, bunlar bana üye değil, bunların bana üye olması lazım dedi. Burada da baktığımız zaman işçiler tek tek, yani Süleyman gel buraya, sen bu sendika üye değilmişsin, hadi buradan istifa edeceksin, buraya üye olacaksın. Üye olmuyorsan yarın işe gelme. Bunların hepsi bu şekilde bakanlık raporlarına işlendi. Ancak herhangi bir yaptırımı para cezası dışında, o da ödenir mi ödenmez mi, sildirirler mi, orası da meçhul, bu şekilde kalmış oldu. Yani o yüzden mücadeleci bir sendik olmak gerekiyor. Yasalar ne yazık ki varlığını korusa da bizleri korumuyor. Bizi koruyacak tek şey mücadele ve sırtımızı dayadığımız arkadaşlarımız, birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız. Yani benim düşüncem bu yönde.